Evet, 5. oylama devam ediyor ama sonuç şimdiden belli. Gerekli çoğunluğu bir kez daha sağlayamadı. Yani 5. oylamanın sonunda da Kevin McCarthy bittiğinde de 5. oylama sonu Kevin McCarthy Temsilciler Meclisi Başkanlığına seçilemeyecek. Dün 3 defa oylama yapılmıştı. O oylamaların sonunda seçilememişti. O dünkü oylamaların sonrasında Kevin McCarthy'nin Cumhuriyetçi Parti'nin içinde sular durulmadı. Telefonlar edildi, telefonlarla konuşuldu. Bazı kişilerle iletişime geçildi. Eski Başkan Donald Trump müdahil oldu. Eski Başkan Donald Trump dün akşam aslında konuyla ilgili dün bir açıklama yapmamıştı. Bugün bir açıklama yaptı, yazılı açıklama Social Truth'tan, kendi sosyal medyası üzerinden. Kevin McCarthy'nin desteklenmesi çağrısı yaptı ama bu çağrı da bir sonuca ulaşmadı. Bir anlamda eski Başkan Trump'ın Cumhuriyetçi Parti üzerindeki etkisi de azalmış görünüyor gelişmeler karşısında. Dün telefonlar çaldı, telefonlar edildi, görüşmeler oldu Cumhuriyetçi Parti içinde. Anlaşılan, bugün ne yansıdığı kadarıyla anlaşılan, dünkü görüşmelerden hiçbir sonuç çıkmadı. Kevin McCarthy, Cumhuriyetçi Parti, Kevin McCarthy bir kez daha aday gösterdi. 4. tur oylama yapıldı. 4. tur oylamada seçilemedi. Cumhuriyetçi Parti'nin içindeki muhalif kanat diyelim artık, Kevin McCarthy'ye ya da karşı olan taraf diyelim, Temsilciler Meclisi üyesi Donalds'ı aday gösterdiler kendi partileri içinden ve 5. turda da Donalds'ı aday gösterdiler ve Donalds sanki kalıplaşmış gibi 20 oy aldı. Şimdi gene aşağı yukarı 20 oy alması bekleniyor diyelim yine Donalds'ın. İşte sonuçlar ortaya çıktığında Hakim Jeffries, Demokrat Parti bütün bu oylamalarda 4 oylama, 5. oylama henüz şu anda bitti ya da bitmek üzere diyelim. 212 Demokrat Parti hiç fire vermedi. Bütün Demokrat Parti üyeleri Hakim Jeffries'in, kendi partinin adı Hakim Jeffries'in arkasında birleşmiş durumda. Ama Cumhuriyetçi Parti'de bölünmüşlük hala devam ediyor. 5. tur oylamada sonuç yok. Ne kadar daha böyle gider? Umarız 1856'daki kadar gitmez. 1856'da dün biraz bahsetmiştik, tarihte 4 defa bu tip bir olay gerçekleşiyor. Temsilciler Meclisi Başkanı ilk turda seçilemiyor. 1856 yılında 133 oylama yapılmış. Yaklaşık 9 ay sürmüş. Şimdi bütün gözler biraz Kevin McCarthy'de, bazı Cumhuriyetçi Parti içindeki bazı isimler Kevin McCarthy'nin artık kabul edip kenara çekilmesi gerektiğini belirtiyorlar ama Kevin McCarthy'de hiç öyle bir tavır takınacakmış gibi bir hava yok. Sabah saatlerinde kendisine soruldu kongreye gelirken, kenara çekilmeyi düşünüyor musunuz diye. Hayır dedi, kenara çekilmeyi düşünmediğini belirtti. Kevin McCarthy kenara çekilse bile kim mi Cumhuriyetçi Parti aday yapacak? Scalise ikinci sıradaki isim Cumhuriyetçi Parti'nin liderlik sıralamasında ikinci sırada Kevin McCarthy'den sonra. Ama Scalise'nin de aşırı muhafazakar olduğu belirtiliyor. Hani o aday olsa Cumhuriyetçi Parti içinde ılımlılar onu desteklemeyecek deniliyor. İşte tam bir kör düğüm var. Kimse ne olacağını bilmiyor açıkçası. Eğer Temsilciler Meclisi'ndeki oylamada bazı Temsilciler Meclisi üyeleri oylamaya katılmazsa 212 alan Hakim Jeffries bile aradan Temsilciler Meclisi Başkanı çıkabilir Demokrat, ama herhalde Cumhuriyetçiler oraya kadar durumu götürmeyecekler diye düşünüyor kamuoyu. Başkan Biden'ın tepkisine geçmeden önce kısa bir soru sormak istiyorum sana. Niye bu kadar önemli Temsilciler Meclisi Başkanı'nın seçilmesi? Temsilciler Meclisi'nin işlevini yerine getirebilmesi açısından biraz izleyicilerimize anlatır mısın kısaca? Temsilciler Meclisi oldukça önemli. Hani Amerika'daki sistem dolayısıyla da diyelim, hani bazı ülkelerde belki iktidar partisi ya da iktidarda bulunan kişi bu yasa çıkıyor deyince yasalar çıkabiliyor ama burada farklı. Burada kongrenin gücü oldukça fazla, kongre oldukça güçlü diyebiliriz ve kongrenin alt kanadı da Temsilciler Meclisi. Temsilciler Meclisi başkanın konumu oldukça önemli. Başkanlık sıralamasında 2 numarada, yani Başkan Biden hastalanırsa, görevini yerine getiremezse Kamala Harris de hastalandı diyelim. İşte Temsilciler Meclisi Başkanı başkanlığa bakacak.
Temsilciler Meclisi Başkanı, Temsilciler Meclisi'nin gündemine gelecek yasa tasarılarını belirleyen isim, Temsilciler Meclisi'nin takvimini belirleyen isim, komitelere, komisyonlara müdahale eden isim, kimler yer alacak, almayacak şeklinde müdahale edebilen isim. İşte bu nedenle Temsilciler Meclisi Başkanı'nın konumu oldukça önemli Amerika'da. Kevin McCarthy de zaten yıllardır Temsilciler Meclisi Başkanı olma isteğini hiç saklamayan bir isim. Ama şu anda gelinen noktada Kevin McCarthy bu isteğine en az bugün itibariyle ulaşması zor gibi görünüyor Mehtap.